Arkadaşlar, yağmurlu bir günden, şakır şakır sabahtan beri yağmur yağıyor. Çocuklar okula gitti, biz de dışarı çıktık. Daha doğrusu saat şu anda 10, yani çocuklar gideli bayağı oldu. Biz de dışarı çıktık, alışverişe kadar gidiyoruz. Ekmeğimiz falan yok, o yüzden birkaç alışveriş yapacağız. İstersen, bilmiyorum gelmiş midir acaba ıspanak? Neyse, Lidl'a geliyor bir tek ıspanak da, Hofer'e gidiyoruz. Aklıma geldi şimdi, acaba gelmiş midir, gelmemiş midir diye. Bu arada ben çok daha iyiyim, çok teşekkür ederim yazdığınız için. Bu arada saçlarımı bugün böylesine topladım, biraz şey duruyor ama yapacak bir şey yok. Neyse, bayağı bir yağmur yağıyor, gidiyoruz. Evet canlar, biz alışverişimizi yaptık. İlk önce Hofer'e girdik, daha sonrasında Lidl'a gittik ve Lidl'da ıspanak buldum. Bugün ıspanak yemeği var. Hatta Özgür dedi ki fazla al, dolaba atarsın diye. Bilmiyorum bozulur mu bozulmaz mı? Yani öyle yaprak şeklinde atarsam çıkarınca büyük bir ihtimal kötü olur diye düşünüyorum. Ama pişirip de atarsam o zaman zannediyorum ki bir şey olmaz. O yüzden öyle yapacağım. Bakalım deneyeceğim. Ben de ilk defa deneyeceğim. Hani normal şey ıspanak değil çünkü eve gidince göstereceğim zaten. Onun dışında Özgür eve dönmedi. Dedim ki nereye gidiyorsun? Yağmur yağıyor. Gezdiriyorum işte, senin daha ne istiyor diyor. Aksiyona gidiyoruz şimdi. Çünkü tuvalet ve banyoyu boyamak istiyorum ben. Çünkü gerçekten tuvalet banyo biraz yani hiç hoşuma gitmiyor. Ve bir kere ben yağlı boya almıştım oradan. Aşağıda da var ama kuruyup kurumadığını bilmiyorum. Çünkü açıldı o. Kurumuş da olabilir. O yüzden bakalım bilmiyorum. Bakacağız. Bu arada gerçekten baya şarıl şarıl yağıyor mübarek ve bütün haftada böyle gösteriyor. Ve bu taraf bayağı bir kalabalık, trafik var, hayret edilecek bir şekilde bu saatte. Allah'ım, adam yedi kafayı. Aktör'e bak, gitmekten vazgeçtim diyor. Dedim neden? Dedi ya şu yolun kenarında Asya var ya diyor, bir tane market, oraya gitmeye karar verdim. Asya marketinde ne işimiz varsa. Ben de bilmiyorum. Biraz değişiklik olsunmuş. Yarasa alacağım. Yarasa mı alacaksın? Allah yarabbim. Yarasa yiyeceğim ben. Ey Özgür, iğrençsin. Bir tane bir üstenden çıksın, ne olacak? Artık sen ölüsü olamazsın Altay. Yani. Evet arkadaşlar, buraya gireceğiz. Bir maskemi takayım. Ha, Tarık çok Asya şeyleri yiyor da ondan. Çok acıklı. Sos aldıydı o burada. Hangisinden aldı ki? Soya sos. Bunların bir tane şeyi var. O var mı burada acaba? Evet, Asya marketindeyiz arkadaşlar. Instant noodle'lar var. Ondan sonra şöyle bir bakıyoruz. Bakalım bunlar neymiş? Mink. Vegetarian bilmem ne. Mantar. Vegetarian ente diyor, ördek. Ördek vegetarian mı? Peki öyle yazmışlar. Bak balık, sardalya. Ben bunu bir şey demeyeyim ben. O zaman niye girdik buraya? Mango. Bakın mango çorbası var. Ha evet. Anti tabak, lotus. Bu neymiş be?
O da şey, taş. Ne taşı? Bana bak, bu güzel kokuyor. Ne oluyor bu taş? Taş değil o bu be. O taş değil, o tütsü. Rukları çağır. Bak, bu güzel kokuyor. Mint. Okey. Güzel kokuyor. Şu da güzel kokuyor. İşte aynısını gösteriyoruz. Bu daha güzel. Lale bahçesini kokuyor. Bunu alacağım. Bunu almıyoruz mu? Almıyorum onu. Bu çubuk mu şimdi bunlar? Evet, onlar çubuk. Bir tarafı 3 lira mı ya? Bakın burada şeyler var. Olur mu lazım? Ha? Ya nasıl yapacaksın sen onu bana ya? Evet, Özgür'le şey yapalım mı arkadaşlar? Kim çubukla yiyebilecek? Başka neler varmış? Aloe vera. Evet arkadaşlar, bakın burada bubble tea var. Ama şey değişik olduğu için kararsız kaldım, alsam mı almasam mı diye. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar, baharatları, curry vesaire vesaire. Ay, bu neymiş böyle? Hadi be. Nasıl taze fasulye? Onlar öyle taze fasulye değil. Evet, bu tarafta tavaları falan var. Bak, wok, tam wok yani bu. Ha? Ay. Türkiye'de satılıyordu Özgür onlardan. Bakın. Bakın burada tabakları var. Şöyle. Ondan sonra bayağı bir şeyler var yani. Çaydanlıkları var. He? Buharda pişiriyorlar ya, ondan var. Evet, Özgür ne arıyor orada acaba? Bakın böyle setleri var. Güzel duruyor yani. Ha, bıçak. Bunların bıçakları güzel ama. Güzel keser. Bak, güveç gibi bir şey var burada. O bıçak değil ama. Katır bu zaten. Ama bununla böyle eti falan güzel keser burada. Kaç paraymış bu? 10 lira. Bu da güzel aslında. Ha, var ya. Bakayım. Ooo, jilet gibi valla. Bakın yukarıda şeyleri var. Bileme, evet, taşı, bileme taşı buldu Özgür. Ama evde şey var, o güzel biliyor. Evet, o biliyor. Ama bu da bıçaklar da güzel ama. 2,5 euroymuş o. Bunlardan bir tane alayım ben. Denemek için. Evet arkadaşlar, arabaya bindim. Şimdi ellerimi dezenfekte edeceğim. Gerçi bu da hiç güzel değil ama yapacak bir şey yok. Yani adam hayret edilecek bir şey gerçekten. Ay, çok pis kokuyor bu. Ve yapış yapış kalıyor biraz ama. Bu arada şeye baktım ben. En acı noodle'lar var ya, onlara bakmak istedim, vardı. Ama cesaret edip alamadım, açık söylemek gerekirse. Vazgeçtim sonra çünkü onların YouTube'da bayağı bir videolarını gördüm ve gerçekten yemiyorlardı. O yüzden vazgeçtim. Bu arada bugün kendi tipimi hiç beğenmiyorum nedense. Ben de bilmiyorum.
Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Şimdi şöylece alışverişleri tezgaha yaydım. Hemen size şöyle kısaca göstereyim. İlk öncelikle şöyle altılı bir içecek aldık. Onu kaldırmadım, aşağıda duruyor. Dediğim gibi Lidl'a gittim. Sadece şu ıspanaklar için 3 adet ıspanak aldım. Bakalım dolaba koyunca nasıl olacak çıkartınca. Ben de çok merak ediyorum. Yoksa bize bir paket ya da iki paket yetiyor. Ama göreceğiz. Daha sonrasında bir torba mandalina aldım. 2 adet un aldım. 2 adet fiş tepken aldım. 1 adet ıslak mendil aldım. Kağıt havlu aldım. Şu gofretlerden aldık. Kestane aldım. Kestaneler artık çıkmaya başladı. 1 adet ton balığı, 1 adet Meksika fasulyesi. Ondan sonra şöyle salatalık kurusu. 1 adet üzüm. Domates konservesi, muz. Daha sonrasında havuç, şu cipslerden 2 adet aldım. 1 tane tuvalet ilacı, 2 tane cennet hurması ya da yeni dünya, artık hangisini biliyorsunuz, bizim orada cennet hurması derler. 2 adet çubuk makarna, 1 adet şöyle milşnitte, 1 adet cips, biber, makarna sosu, kakao, 1 adet croissant. Ondan sonrasında karnabahar, 1 adet soğan turşusu, pirinç, şu muffinlerden, makarna, tekrar Kinder Pinguini makarna, 2 adet salatalık, çilek, çikolata dondurma. Daha sonrasında tost ekmeği, 2 adet ekmek, yumurta, aktimel. Sonrasında şöyle çikolata fondüyü aldım çocuklar için. Bakalım inşallah beğenirlerse. Ve bir tane de altılı şu şekilde esti aldım. Oğuzhan'ın okula götürebilmesi için. Onun dışında biliyorsunuz ki aksiyona giderken Özgür vazgeçti. Ama daha sonrasında dönerken tekrar aksiyona girdik. Neler aldım oradan hemen şöyle bir göstereyim size. Oğuzhan'a şöyle kalın eldivenlerden aldım. Bir tane de Mete'ye böyle kalın lazım ama orada Mete'ye göre yoktu. Hepsi Oğuzhan'a göreydi. Şöyle bir tane eldiven aldım. Daha sonrasında Mete kendi şapkasını kaybetti, vardı. Ama bunu görünce eminim ki çıldıracak. Çünkü papaço hastası. O yüzden şöyle bir tane papaço, hem şapkası hem de eldiveni var. Ama bunlar kumaş eldiven olduğu için kar falan yağdığında ya da dışarıda oynadıklarında çabuk ıslandığı için o kalın eldivenlerden almam lazım. Daha sonrasında şöyle kocaman bir pervol aldım. Bu kadar büyüğünü görmemiştim. Bu 50 yıkama. Bunu da aksiyondan aldım. Bunun fiyatı 6 küsürdü arkadaşlar. Ve pervol gerçekten bence güzel. Yani ben devamlı kullandığıma değil, sadece denk geldiği için aldım. Ondan sonra bir tane deodorant aldım. Şu şekilde. Bu neymiş? Beauty Finish'miş. Şöyle pembesi. Ondan sonra evet, beni tanıyanlar biliyor. Kış geldi. Bu demek oluyor ki mumlar alınmaya başlasın. Ondan sonrasında şöyle şu Lenor'un, açtım az önce. Ya daha doğrusu videoyu çektim. Şu an tekrar çekiyorum. Çünkü kartımda bir hata verdi. Ve çekmemiş. Lenor'un şu Sunlight olanını aldım. Biliyorsunuz ki ben DM'inkileri kullanıyorum. Ve DM'inkiler, yani bunları kullandığım zaman yumuşatıcı kullanmıyorum. Ve az önce açtım. Bayağı bir güzel kokuyor. Şu şekilde içinde şey boncukları var. Ve bu bayağı bir büyük. Bunların fiyatı normalde ufakları, yani şu şekilde şuraya kadar olan ufakları 6 küsur euro. Ben aksiyonda buna 4 küsür verdim yani. O yüzden bunu aldım ki zaten Ariel tarafından yapılmış bu. Bunu da burada gördüm ilk defa. Çünkü bunları alıp denemedim. Dediğim gibi DM2'leri sadece denedim. Ve bakalım bu nasıl olacak, yumuşatıcısız, göreceğiz. Onun dışında Hofer'den ıslak mendil almıştım. Ama aksiyonda 4 tane ıslak mendil 5 liraydı Pampers'ın. O yüzden bir tane de dörtlü ıslak mendil aldım. Daha sonra biliyorsunuz ki Özgür bugün değişiklik olsun diye bir
Asya Shop'a girdik. Oradan ne aldık? Şöyle bir tane tütsü çubuğu aldık. Benim vardı ama sanıyorum ki ben onu attım. O yüzden ne olur ne olmaz bir tane aldık. Duygur oradan iki tane bıçak aldı. Dedi ki bu Çinlilerin dedi. Bıçakları çok güzel ve keskin oluyor dedi. Ama bilmiyorum. Göreceğiz. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bir tane bu 2.99'du. Bu da 9.99'du. Yani şöyle gösterebilirim. Gerçekten Tayland'dan geliyor. Made in Thailand yazıyor zaten. Ve keskin olup olmadığını bugün göreceğiz. Ama bayağı bir keskin duruyor. Bilmiyorum. Şu şekilde. Yani soğan falan aslında bununla olabilir ama bilmiyorum, bayağı da bir tehlikeli duruyor. O yüzden emin değilim. Neyse, şunu yine tekrar şöyle yerine koyayım. Orta tarafa doğru koyayım. İlk önce bunlar yıkansın. Ondan sonra bir tane de şu şekilde ufaklarından aldık. Bayağı şey duruyor, kaliteli duruyor ama tabii ki bilemeyiz. Bunda da aynı yazı var. Şu anda tam odaklayamıyor. Ama şurada aynı yazısı var. Ya gerçekten Tayland bıçağıymış. Göreceğiz. Bu arada boğazım çok kurudu. Onun dışında Asya Shop'tan şöyle, Özgür bunu beğendi. Bunu aldı. Bir tane de bundan aldı. Yani ben ne aldım? Hemen şöyle göstereyim. Asya Shop'tan aldım. Ve gerçekten aradığım tek şey köre. Bunların köreleri gerçekten çok farklı oluyor ve güzel oluyor. Ve şöyle şu şekilde çıktı. Yani büyük bir ihtimal bunu böyle biliyorsunuz diye düşünüyorum. Ben de bilmiyorum. O yüzden bunlar kırılıyormuş. Ondan sonra içine katıyorsunuz ve şey yapıyorsunuz. Aslında benim bugün tavuğum var. O yüzden acaba bununla mı yapsam diye düşünüyorum. Dana eti olabiliyor, tavuk eti olabiliyor, kuzu eti olabiliyor. Ondan sonra yani balık olabiliyor. Her şeyle yapabiliyorsunuz diye yazıyor. Bakalım deneyeceğim. Nasıl çıkacak? Neyse, durum bundan ibaret anlayacağınız. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Şimdi ben buraları toplayacağım. Ondan sonra yemek yapmaya başlarız. Saat 1 ve 1.30'da falan bugün Oğuzhan gelecek. Onun dışında bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.